أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Sadakallahu'l-Azim. Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinde gönderendir. Allah, hak dini bütün dinlere üstünlük kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları öyle sağlam ve dirençli kılar. Allah işlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı programıyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi programımıza Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Çok değerli hocamız Yeni Cami İmam Hatiplerinden Mahmut Yıldız. Bu akşam programımızda Fetih Suresinin 27. ve 29. ayetlerini okudu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, Mevlid Kandili ile birlikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnek ahlakını ve hayatını konuşmaya başlamıştık. Değerli hocamız, emekli müftü Ahmet Akgül ile beraber Peygamber Efendimizin örnek ahlakını bu programda da konuşmaya devam edeceğiz. Ve hocamız şu anda yine canlı yayında stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, geçen hafta rahatsızdınız. Allah-u Teala hayırlı şifalar versin. Tam rahatsızlığınız geçmedi ama programda bizi yalnız bırakmadınız. Ben seyircilerim adına size teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz programlarda birkaç program Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnek ahlakını konuşmaya başlamıştık. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, hadis-i şeriflerle Efendimizin hayatını konuşuyorduk. Yarım kalmıştı. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim hocam. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle günümüzde de tartışılan gerek hadis-i şerifler olsun, tartışmaya açılan gerekse sünnetin hayatımızdan bir şekilde bilerek veya bilinmeyerek devre dışı bırakılmak istenmesi ve hayatımızda, toplumsal hayatımızda, ailevi hayatımızda, güncel hayatımızda bunun bize zararları, sakıncalarını da içine katacak şekilde inşallah programımıza başlayalım hocam. Buyurun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala hayri halkillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Öncelikle Rabbimize sonsuz hamdü senalar, Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e, onun temiz eşlerine, eshabına, ensar-ı muhacirine, ehl-i beytine salatü selamlar olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammedin.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi hakikaten bugün peygamberimizi hangi konularda örnek alacağımızı ümmet olarak tam olarak anlamıyoruz. Veya uygulama noktasında ciddi ümmetin gevşekliği var. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün peygamberlerden üstün kılmış, üstün vasıflarla donatmış. Evet. Ve diğer peygamberlerde olduğu gibi özellikle peygamberimizin gönderiliş sebebi veya hikmeti insanlığı sevk ve idare etmek, insanlığı yönetmek ve kıyamete kadar yaşayacak olan ümmetin önünü açmak. Evet. Peygamberimizin bütün hayatında bizim için şaşmaz kesin delillerle örnekleri var. Evet. Efendimiz bizim mürşidimiz, öğretmenimiz, kılavuzumuz. Dolayısıyla hayatın bütün noktalarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak zorunluluğu var. Şayet alınmazsa ümmet gün be gün kan kaybediyor. Gün be gün merkezden uzaklaşıyor. Gün be gün kitabı yeterli anlamda, manada anlamamaya doğru yöneliyor. Evet. Bu açıdan ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek ahlakını anlatırken en çok Efendimizin ibadet hayatı, evet, Peygamberimizin cihat ruhu, Peygamberimizin iyilikleri emredip kötülüklerden vazgeçirmesi, Peygamberimizin adaleti, Peygamberimizin davasındaki samimiyeti, Peygamberimizin sabrı, Peygamberimizin şükrü, Peygamberimizin aile reisliği, Peygamberimizin toplumla olan ilişkileri, Peygamberimizin gerçekten toplumlar arası nasıl bir bağ kurulması konusundaki rehber hayatı bizim için olmazsa olmaz örneklerdendir. Hocam, bu saydıklarınız eğer olmazsa onun yerine başkaları o örnek alana dolduruyor. Alınıyor. Evet. Dolayısıyla da hayatımızı biz yanlış şekilde, evet, yönlendiriyoruz ve yanlışları yapıyoruz. Şimdi ben konuya şuradan girmek istiyorum. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluk anlayışı. Evet. Mevlamız Peygamberimize hitapla bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Vâbud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Habibim, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk yap. Peygamberimiz kulluğu nasıl anlamış? Hani Buhari ve Müslim'de zikredilen bir hadis-i şerifte, evet, şöyle buyuruluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam farz ibadetlerin dışında gece ibadetleri yapıyordu. Tabi olarak gece ibadetleri gecenin bazen üçte birini, bazen yarısını, bazen yarısından fazla üçte ikisini kaplıyordu. Artık duruma göre, konuma göre. Evet. Kendisine niçin bu kadar zahmet çekiyorsun denildiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap, efela ekûnü abden şekûra. Ben Rabbimin bu sayısız nimetlerine şükreden bir kul olmayayım mı? Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Şükrü asıl anlamanın yolu Allah'a kulluk yapmaktan geçiyor. Niçin? Bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, Bakara suresinde, ey inananlar, külû min dayyibâti mâ razaknâküm. Size rızık olarak verdiğimiz temiz, hoş ve helal rızıklardan yiyin. Veşkurû lillâh, Allah'a şükredin. İn kuntum iyyâhu ta'budûn. Eğer ona kulluk yapıyor iseniz. Hocam, demek ki kullukla ancak şükür vazifesi yerine getirebiliyor. Kulluk da bir makam mıdır hocam Allah katında? Kulluk en büyük makam. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Hak birçok yerlerde
kulluk sıfatıyla zikretmiş. Bu açıdan bir insanın şükrü bütün organlarını, aklını, beynini, dışta görünür organlarını ve bütün varlığını Allah'ın emrettiği şekilde kullanması, bu emanetleri koruması ve aynı zamanda her ameli kendi cinsinden değerlendirerek hayatına uygulayıp bununla şükür vazifesini yerine getirmesidir. Öyleyse Kur'an gibi bir nimetin şükrü, Kur'an'ı insanlık hayatına uygulamak. Evet. Sünnet nimetinin şükrü, sünneti kavrayıp hayatımıza uygulamak ve gençlik nimetinin şükrü, gençliği Allah yolunda değerlendirmek, sağlık nimetinin şükrü, sağlığı Allah yolunda değerlendirmek, evet. Mal nimetinin şükrü, onun içerisinden kul haklarını ya da Allah hakkı olan hakları çıkararak böylece şükrü çok kapsamlı olarak anlamaktır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadet konusunda bizim için önemli bir örnektir. Ve bu örneklik içerisinde Efendimizin kurratu ayni fissalâ, gözümün nuru namazdır buyuruyor. Yani gözümü aydınlatan, içimi rahatlatan, Rabbime beni bağlayan en büyük manevi bağ namazdır diyor. Evet. Bazen sıkıldığı zaman da, sıkıntı duyduğu zaman da şöyle diyor Hazreti Bilal'e hitaben, ya Bilal'ü ezzin ferihna. Ey Bilal, ezan oku da bizi biraz rahatlat. Şimdi bizim Peygamberimizi örnek alma noktasında en çok üzerinde yorulacağımız, duyarlılık göstereceğimiz şey, biz hakikaten öncelikle farzları yerine getiriyor muyuz? Yani her Müslümana farz olan Peygamberimizin de gözümün nuru dediği namaz borcumuzu, oruç borcumuzu, zekat borcumuzu, kulluk borçlarımızı yerine getiriyor muyuz? Buna bakacağız. E şimdi biz sadece Peygamberimizin doğum gecesinde, evet, salavat-ı şerifeler okuduk, tevbe istiğfar ettik, Peygamberimizin dünyaya teşrifinin yıl dönümünde sevindik, birbirimizi tebrik ettik. Bu yetmiyor ki. Peygamberimizi en çok sevindireceğimiz şey, onun bize bıraktığı emanetleri gelecek nesillere sağlamca taşıyabilmek. Bu emanetler din emaneti, namus emaneti, ırz emaneti, Kur'an emaneti, sünnet emaneti, kulluk emanetleri. Bu emanetleri hem kendi şahsımızda, ailemizde, hayatımızda uygulayıp kendimizden sonraki nesillere örnek teşkil etmektir. Hocam burada yani İslami görevlerimizi işte az önce ifade ettiğiniz gibi farzları yerine getirirken belki bizler çok küçük olarak gördüğümüz hatalarımızı bir şekilde meşrulaştırıp dikkat etmiyorsak bunların farzlara olan etkisi büyük değil mi hocam? Yani küçük şeyler büyük şeylere sebebiyet, evet, vermiyor mu? Çok önemli. Daha çok yani böyle küçük gördüğümüz meselelerde de dikkat edip farzları da Allah-u Teala'nın rızasını kazanacak şekilde yapmamız gerekmiyor mu hocam? Aynen. Burada mı yanlış yapıyoruz? Şimdi İslam fıkhında şöyle bir önemli teferruat var. Farzlar, vacipler, sünnetler, evet, ve müstahap ve mendup dediğimiz ibadetler var. İmanı merkeze koyun, imanı, evet, imanı çevreleyen dört tane ana sütun var ya da kale duvarları var. Evet. Bir, farzlar. İmanı şeytandan koruyan esas kalkan, öyle diyelim, farzları yerine getirmektir. Farzlarda bir takım noksanlıklar varsa onu da tamamlamak için vacipleri yerine getireceğiz. Evet. İster bu namaz vacipleri olsun, yani vacip olan ibadetler olsun, isterse başka türlü vacipler. Üçüncüsü, vacipte bir noksanlık olmuşsa efendim sünnetlerle vacipteki noksanlıkları tamamlamak. Evet.
Ve sonra da işin daha hassas noktası olan adab dediğimiz, yapıldığı zaman ibadeti olgunlaştıran, güzelleştiren o ibadet esaslarını beraberce yaparsak, o zaman o ibadetten bir şey elde etmiş oluruz. Bunların tamamının da özü ihlasa dayanıyor. Yani samimiyet çerçevesinde. Burada da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin elbette ahlakı önderliğinde evet. Peygamberimiz nasıl yapmış? Evet. Peygamberimiz ibadetleri devamlı yapmış. Evet. Savaş halinde de, barış halinde de, sağlık halinde, hastalık halinde, zor günlerde, fakirlikte, zenginlikte, hayatının bütününde ibadetler. İbadetlerde bir gevşeme olmayacak. Şimdi seyircilerimiz şunu sormuş veya da düşünmüş olabilirler. Yani neden özellikle bu kadar önem veriyorsunuz Peygamber Efendimiz'e? Zira biz doğumdan ölüme kadar hocam Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş hayatı yaşıyoruz. Fakat kimi örnek alarak yaşayacağız? Kim gibi yaşayacağız? Esas altı çizilmesi gereken nokta burası. Evet. Yani bizim rehberimiz, bizim örnek aldığımız hayat tarzı kim gibi olmalı? Bu noktada evet, Kur'an-ı Kerim'le beraber Allah-u Teala bizlere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi büyük bir değeri bize lütfetmiş. Evet. Ki biz en küçük bir meselede dahi, örneğin işte su içme konusunda evet, dahi Peygamberimiz bunu nasıl yapmış, nasıl içmiş, onu örnek alarak yapabilirsek gerçek manada İslam'ı da Allah'ın rızasına vesile olacak şekilde yaşarız diye biz bu programları evet, yapıyoruz ve konuşuyoruz hocam. Aynen. Şimdi bir de farklı bir yönden bir peygamberimize bakalım. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikaten öğretmen olarak gönderildim diyor. Evet. İnnemâ bu'istü muallime. Öğretmen olarak gönderildim. Peygamberimizin asıl vazifesi Kur'an'ı olduğu gibi inananlara ulaştırmak. Evet. Ve aynı zamanda benden ne duyarsanız, neyi konuşmuşsam onları alın ve yazın diye emanet ettiği sünneti almak. İşte buradaki peygamberimizin örnek eğitimi. İnsanlar eğitimle olgunlaşıyor. Peki peygamberimiz nasıl bir eğitim sistemi ile ayetleri ezberlettirdi, hadisleri ezberlettirdi? Hani bazılarının iddia ettiği gibi değil. Evet. Sahabe hadisleri ezberlemedi. Sonradan oturdular. Kendi akıllarına geldiği gibi peygamber böyle dediler gibi nakil yapmıyorlar. Peygamberimizden aldıkları hadisleri veya uygulamaları bizatihi kendi çağlarındaki insanlara ve kendilerinden sonraki insanlara olduğu gibi motamot ulaştırmak için gayret ediyorlar. O zaman bizim eğitimde bir noksanlığımız var. Resulullah Efendimiz eğitimi nasıl anladı? Resulullah Efendimizin eğitim metotlarına uymaları halinde nasıl İslam bilginleri yetişti? Evet. Tarihte bizim bugün emsalı yetişmeyen, yetişemeyecek olan birçok alimler yetişmiş. Bunlar nasıl yetişmiş? Bugün niye o alimlerin benzerini yetiştiremiyoruz? O zaman bizim eğitimde model olarak alacağımız tek tip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın modelidir. Evet. Ha bunu almak sadece dini motifleri, dini çerçevede olan esasları öğrenmek değil. Zahiri ve batini ilimleri ikisi bir. Hem dini evet, hem dünyayı. Evet. Yani baktığımız zaman zaten İslam hem dini ilimleri öğretmeyi hem müsbet ilimler dediğimiz evet, dünya ile ilgili ilimler, astronomi ile ilgili ilimler, coğrafya ile ilgili ilimler, tarihi ilimler, insan nefsi ile ilgili psikolojik ilimler, sosyal açıdan ilimler evet, yani insanın hayatını bir bütün olarak alıyor. Hatta insanı müstakil olarak almıyor. İnsanın kainatla olan ilişkilerini alıyor. Mesela buna bir örnek verelim. Eğitim diyoruz değil mi? Eğitim sadece Kur'an öğretmek değil. Sadece sünnet öğretmek değil. Uygulamak da. Şimdi bazen ben üzülüyorum. Adam diyelim ki bugün güya batıdan öğrenmiş hayvan haklarını koruma.
Evet. Hayvan haklarını en güzel biçimde koruyan İslam'dır. Peygamberimizdir. Peygamberimizin rahmeti, merhameti sadece insanlara değil, tüm dünyaya, tabiata, kainata, tüm canlılara ve hatta kainatın tamamına merhameti var. Mesela İslam'dan önceki dönemlerde insanlar çok kaba, kırıcı, yıkıcılar. Sonra Müslüman olmuşlar. O günkü manada çölde yaşıyorlar. Daha halen İslam'ın özüne inememişler. İnceliğini anlayamamışlar. Evet. Peygamberimizin torunlarını öptüğünü görüyorlar. Müslüman bunu gören geliyor Peygamberimize, diyor ki ya Resulallah, benim 10 tane çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbir tanesini öpmedim. Siz çocukları öper misiniz? Peygamberimiz ne buyuruyor? Eğer Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben sana ne yapabilirim? Eve emlikü en neza Allahu min kalbikir rahme. Allah senin kalbinden acıma duygularını söküp almışsa ben sana ne yapabilirim? Peygamberimiz rahmet örneği, bu rahmet de zayıflara, çocuklara, kadınlara, evet, yaşlılara, hayvanata. Mesela bir gün Peygamberimiz bir seferde giderlerken Efendimiz ihtiyacını görmek için ordudan uzaklaşıyor. Dönüp geldiğinde bir kuşun böyle uçtuğunu görüyor. Adeta şikayet edercesine. Efendimiz buyuruyor ki bu kuş yumurtasını veya yavrusunu arıyor. Kim bu kuşu rahatsız etti? Sahabeden diyenler oldu ki ya Resulallah, biz onun yumurtalarını aldık. Onun için başımızda dönüyor. İncitmeyin o kuşu. Hemen yumurtalarını yerine koyun. Veya İslam dininde susuz olan bir köpeği kuyuya inip ayakkabısıyla suyu çıkarıp köpeği suladığı için başka günahları olmasına rağmen, evet, Allah bu iyi muamelesinden dolayı o kişiyi affettiğini, cennetine koyacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Öte taraftan bir kediyi hapsedip ona yiyecek vermediği için serbest bırakıp da onun kendi halinde kendi ihtiyacını karşılamasına müsaade etmediği için, kedinin ölümüne sebep olduğu için o kadının da bu sebeple cehenneme gideceğini söylüyor Peygamberimiz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara merhameti, yani çok örnek bir hayat. Mesela bir gün hutbe okuyor Efendimiz Cuma günü. Bir de bakıyor torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, üzerlerinde bir kırmızı renkli elbise var. Hazreti Fatıma elbise giydirmiş onlara. Evet. Kırmızı renkte cemaatin içinde düşe kalha geliyorlar. Peygamberimiz minberden iniyor, onları alıyor, minberde önüne koyuyor. Sonra diyor ki ey Müslümanlar, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihan vesilesidir. Ayet okuyor. Şimdi Peygamberimiz hutbeyi bile kesiyor, çocukları oradan alıyor getiriyor, hutbe okuduğu yerde önüne oturtuyor. Veya Efendimiz çocuklara öyle merhametli ki bazen torunlarını sırtına bindiriyor. Evet. Ondan sonra diyor ki ni'me ba'irukuma, sizin binitiniz, yani deveye benzetiyor. Sizin deveniz, binitiniz ne kadar da güzel bir binit. Çocukları böyle taltif ediyor. Kadınlara farklı bir merhameti var. Zayıflara, güçsüzlere, yetimlere farklı bir merhameti var. Evet. Hayvanata, bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bahçeye giriyor. Bahçe, hurma bahçesi. Orada bir devenin Peygamberimize gözyaşları dökerek sahibini şikayet ettiğini görüyor. Bakın deve, deve. Peygamberimize deve konuşuyor. Öküz konuşuyor. Taş konuşuyor. Evet. Ağaç konuşuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devenin ağladığını görünce diyor, nerede bunun sahibi? Evet. Gelsin bakalım. Geliyor sahibi. Diyor ki bu deve senden şikayetçi.
Niye şikayetçi ya Resulallah? Deve diyor ki peygamberimize, etrafındakiler anlamıyor. Ya Resulallah, benim sahibim beni çok çalıştırıyor. Taşıyamayacağım yükleri yüklüyor. Fakat bunun karşılığında beni yedirip içirmiyor. Beni görüp gözetmiyor. Bakımımı yapmıyor. Onun için ben diyor şikayet ediyorum sahibimi. Peygamberimiz diyor ki bunu yedireceksin, içireceksin ve bunun taşıyabileceği yükü yükleyeceksin. Yoksa Allah bundan sana soracak. Yani peygamberimizin merhamet yüklü bir peygamber. Yani baktığımız zaman tabiata merhamet ediyor, yeşile merhamet ediyor, ağaca merhamet ediyor, hayvanata merhamet ediyor ve yaşlara merhamet ediyor. Var mı bugün bunun bir örneği? Bunun böyle bir örneği yoktur. Evet. Hocam şimdi bu anlattıklarınızda aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabii ki hem kendi döneminde hem de kendi döneminden sonra işte 14 asır geçmiş. Yani ümmetine birer örnek olarak bunları hem o dönem içerisinde sahabelerle beraber yaşadı, yaşattı, öğretti hem de günümüze kadar bunlar ulaştı. Fakat biz şu anda baktığımız zaman ne ferdi olarak ne de ailevi veyahut da toplumsal yaşantımızda bunları bilmiyoruz daha doğrusu. Yani okumuyoruz, araştırmıyoruz. Dolayısıyla da hayatımıza tatbik edemiyoruz. Yani ne yapacağız hocam? Biz peygamber ahlakını, bu örnekleri anlattığınız uygulamaları nasıl edip de hayatımıza uygulayacağız? Nasıl bir evet. metodumuz olacak evet. da biz Efendimiz gibi hareket edeceğiz? Evet, biz örneğimizi Avrupa olarak alırsak, örneğimizi bugünkü dünyadan örnek olmayacak kaynaklardan alırsak buraya ulaşmamız mümkün değil. Evet. Ama Cenab-ı Hakk'ın bize örnek sunduğu peygamberimizden, onun sahabelerinden alırsak bu da nasıl olacak? Aile reisleri çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, evet. amirler memurlarına tam bir düzenli eğitim yoluyla eğer bu örnek hayat sunulursa ve toplum da bunu yaşarsa evet. o zaman Allah'ın izniyle peygamberimizin hayatı gelecek kuşaklara ve yaşadığımız çağa anlatılmış olur. Yani neredeyse unutulmak üzere. Unutulmak hocam. Üzere. Evet. Bugün toplum gün geçtikçe de daha kötüleşiyor. Evet. Haramlarla iç içe. Haramlarla iç içe. Mesela bir örnek verelim. Peygamberimiz Müslüman olmayanları taklit etmeyi yasaklamış. Onlara özenmeyi yasaklamış. Her türlü değil mi hocam? Her türlü. Yani giyim kuşamda dahi. Giyim kuşamda, adetlerde, evet. yaşantıda ancak bir şeyde ruhsat vermiş. İlimde, hikmette, evet. marifette, yeni buluşlarda eğer insanlığın faydasına ise evet. Hikmet, ilim nerede olursa olsun Müslümanın yitik malıdır. Onu bulduğu yerde alsın diyor. Nerede bulursa. Evet. Şimdi biz bunları yapmıyoruz. Bakın işte zamanda çok yaklaştı. Bir örnek vereceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetin kendine benzemesini emrediyor. Özüne dönmesini emrediyor. Peygamberi hanımlar da peygamberin kızlarını, hanımlarını sahabe hanımlarını ve Hazreti Asiye, Hazreti Meryem, Hazreti Hacer, Hazreti Sare gibi İslam'da öncü ve önder analarımızı örnek almalarını emrediyor. Evet. Peygamberimiz kılık kıyafetli olsun, örf adette olsun, yanlış örf adetler oluşmuş. Evet. Veya İslam'ın yasakladığı bazı şeyleri kutlamada olsun, yabancıları taklit etmeyi yasaklıyor. Buyuruyor ki men teşebbe bi kavmin fehve minhum, kim bir topluma benzemeye çalışırsa evet. kıyafetiyle, şimdi bizim kıyafetlerimize bakalım, hanımlarımızın kıyafetlerine bakalım, kızlarımızın kıyafetlerine bakalım, bu kıyafet modelleri nereden geliyor? Evet. Ve bunu bazı hocalar da maalesef diyorum, bazılarının şirin gözükmek için yok canım İslam'da bir
örtünme şekli yok. İslam'da belli bir kıyafet yok. Nasıl örtünürse örtünsün dercesine adeta örtüyü tamamen yalacan hale getirdiler. İslam'da örtünme var. Örtünme şekli de var. İslam bunların en ince ayrıntılarına kadar izah etmiş. Sonra bakıyorsunuz gayrimüslimleri taklitte, evet. İşte yaklaşıyoruz yılbaşına. Bugün ayın 13'ü. Yani 18 gün gibi falan. Evet. Bir zaman kaldı. Dün haberlerde gördüm. Çok üzüldüm. Yani haberlerde söylüyor. Piyango bileti kuyruğunda 2 kilometre uzunluk var diyor. Evet. Peki şimdi bu kumar bu sene haberlerden duyduğumuzu söylüyorum. 70 milyon çekiliş var. Bu para kimlerden alınıyor? Ve kimlerin kesesine, kasasına akıtılıyor? Peki bu haramlarla toplumda saadet olur mu? Loto, toto, piyango bileti. Ben ona milli demiyorum. Milli demek yani milli kelimesine hakarettir. Kumara milli kumar denilir mi? Hem maddi hem manevi tahribat. Manevi yönden. Evet. Peki bu kadar yokluğum, yoksulluğum, iç ve dış sıkıntıların olduğu bir dünyada bu 70 milyonu birkaç tane kumarcının cebine aktarmanın ne anlamı var? Peki üniversitelerde olsun, aşağıdan yukarıya bütün okullarımızda, ya bir de kendimize gelelim. Bu çocuklar bizim, bu gençler bizim, evet. Bu yavrular bizim. Biz bunları cehennemden uzaklaştırmaya çalışacağız. Bunlara edep, iffet, namus duygularını iyi vereceğiz. Biz batıya özenmişiz. Namus dediğin ne diyor adam? Senin iffet dediğin ne? İffet giysiyle mi olur diyor. Evet. İşte bütün bunları maalesef taklit yoluyla, yani körüne taklit, yani cahili bir taklit maalesef toplumu perişan ediyor. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde ne buyuruyor? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ دَبِّنْ لَتَبِعْتُمُوهُمْ يَدَ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ قَالُوا اَلْ يَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ Sizden önceki yanlış yolda olan toplumların izlerine, yollarına, adetlerine karış karış, santım santım, metre metre, arşın arşın uyacaksınız. Onlar bir kelerin deliğine girseler, siz de oraya girmeye çalışacaksınız. Keler küçücük bir hayvan, kertenkele gibi. Bir hayvan, oraya girmek mümkün değil. O kadar taklit edeceksiniz ki yabancıları, onlar bir kelerin deliğine girecek olsalar, o kadar küçülseler, siz de o kadar küçüleceksiniz, küçülmek isteyeceksiniz. Acaba burada bir bereket mi var diye onları takip edeceksiniz. Sahabe-i kiram sordular. Ya Resulallah, bu uyulacak insanlar, evet. Taklit edilecek insanlar kimler? Yahudiler, Hristiyanlar mı? Efendimiz, femen. Onlardan başka kim olabilir? O zaman gidin Avrupa ülkelerine. Gidin bütün gayrimüslim ülkelere. Yılbaşı kutlama onların adetleri öyle bir yayılmış ki tüm İslam aleminde. Maalesef yılbaşını çılgınca kutlama adeti oluşmuş. Ama bugün ekonomide dünyanın belki birinci derecesinde olan, ihracatta dünyanın önünde olan Çin resmi yılbaşı kutlamayı yasak etmiş. Evet. Çünkü bir yılbaşı kutlamasında yapılan israflar, yapılan çılgınlıklar, ekonomik israflar kaç tane fabrika yapar, kaç tane okul yapar, kaç tane hastane yapar, kaç kilometre yol yapar, kaç milyon fakiri sebeplendirir. Biz onları yapmıyoruz. Çılgınca sonra hocalara soruyorlar. Evet. Hoca bu sefer diyor ki ya tamam yılbaşında eğlenebilir. İsrafa gitmedi. Nasıl eğlenebilir kardeşim? Yılbaşını kutlamak dini yönden bizim imanımızda örtüşmüyor, milliyetimizde örtüşmüyor, örf adetlerimizde örtüşmüyor, tarihimizde örtüşmüyor,
Hiçbir şeyimiz örtüşmüyor. Açık ve net. O zaman Hristiyan aleminin bir dini bayramı. Peygamberimize örnek alacağız. Evet. Peygamberimiz böyle bir şey yaptı mı? Sahabe yaptı mı? Evet. Ecdadımız, bizim doğru çizgide olan ecdadımız yaptı mı? Öyleyse biz peygamberimizi nerede lider kabul ediyoruz? Nerede önder ve örnek kabul ediyoruz? Sözde. Sözde. Öyleyse ümmetin tekrar başarıya ulaşmasının yolu, yöntemi, usulü peygamberimizi hayatın bütününde, bütününde israftan sakınacağız bir defa. Evet. Peygamberimizin, bakınız, sade bir hayatı vardı, sade. Örneklik hayatında bir de bunu söyleyeceğim. Hı. Sade bir hayatı var. Peygamberimizin devlet idaresi başındaydı. Evet. Devlet başkanıydı. Ordu komutanıydı. Mihrapta imamdı. Minberde hatipti. Kürsüde vaizdi. Ordunun başında komutandı. Ailesinde aile reisiydi. Toplumda devlet başkanıydı. Bütün bunları yaparken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sade bir hayat yaşıyordu. Devlet israftan sakınıyordu. Devlet. Peygamberimizin kendi hanesinden başka, mescidinden başka bir devlet merkezi yoktu o zaman. Evet. Ve Efendimiz böyle köşkte, sarayda yaşamış değil. Yattığı zaman hasırın üzerine yatıyor. Abdullah İbni Mesud anlatıyor, bakınız. Diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Mescitte diyor, hasırın üzerine yatmış. Hasırın otları da, hasır biliyorsunuz, ottan yapılan bir sergi. Eskiden çok yapılırdı. Hasır, ottan yapılan. Hasırın otları mübarek yüzündeyiz yapmış. Peygamberimize dedim ki, ya Resulallah, keşke sana yatacağın zaman, istirahat edeceğin zaman bir yaygı yapsak, minder, döşek yapsak, bir yastık yapsak da onun üzerine yatsan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, hayır, ben onu istemiyorum. Benim dünya ile durumum neye benziyor biliyor musunuz? Kerakibin innema meseli ve meseli dünya. Kerakibin istadalle tahta şeceratin sümme raha ve terakeha. Benimle dünyanın hali bir yolcunun hali gibidir. Evet. Bir yerden çıkıyor, bir yere kadar gidiyor. Binitiyle, vasıtasıyla mola veriyor, istirahat ediyor, ihtiyaçlarını orada görüyor, ondan sonra kalkıp devam ediyor. Evet. Ama bütün bunları yaparken devleti ihmal etmemiş, idareyi ihmal etmemiş, aileyi ihmal etmemiş. Bakın, bunları yaparken orduyu ihmal etmemiş, stratejiyi ihmal etmemiş, eğitimi ihmal etmemiş. Bütün bu sade hayat içerisinde orduyu oluşturmuş ve ümmetin İslam'ı yayma noktasındaki bütün stratejik planlarını yapmış. Hocam, o saydıklarınızdan biri eksik olsa illaki yine bir zarar ortaya çıkacak. Dolayısıyla da tam istenilen, oradaki elde edilmek istenen fayda da sağlanamayacak ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu noktada mükemmel bir örnek olarak örnek. Yönetim tarzı sergilemiş. Hocam, yönetmenim işaret etti. Bir araya gideceğiz. Reklam aramız varmış. Ondan sonra inşallah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli seyirciler, değerli hocamız Ahmet Hakkı ile beraber Peygamber Efendimizin örnek ahlakını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Aranlardan tekrar karşınızda olacağız.
Sevgili seyirciler, programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız ve canlı yayında emekli müftü Ahmet Akgül hocamızla beraber Peygamber Efendimizin örnek ahlakını konuşuyoruz. Ve bir de hatırlatma yapmak istiyorum değerli seyirciler. Programımızın ikinci bölümünde sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız. Telefon numaramız 0346 225 3011. Birazdan ekranlarınıza yansıyacak. Bu numaradan sorularınız olursa hocamıza iletebilirsiniz. Evet hocam, ikinci bölümde yine Efendimizin örnek ahlakını konuşmaya devam edelim. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Yakın tarihimize bakacak olursak, işte Osmanlı İmparatorluğu baktığımız zaman 600 küsür yıl, işte 24 yıl dünyada büyük bir imparatorluk kurmuş, 3 kıtaya hitap etmiş. Yani şunu sormak istiyorum hocam. Osmanlı hayatında, yani devlet yönetiminde olsun, diğer siyasi, iktisadi ve ekonomik olarak Kur'an ve sünnete tam olarak riayet ettiği için mi böyle çok büyük bir coğrafi alana hitap etti ki? Çünkü milletler topluluğu, belki içerisinde 60 tane milleti barındırdı ve yıllarca o millete İslam hukukuyla idare etti. Ve Allah-u Teala onlara büyük bir paya verdi, yolunu açtı. Ya burada sormak istediğim şey, Kur'an ve sünnet noktasında tam anlamıyla dikkat ettikleri için mi bu şekilde büyük bir imparatorluk oldular? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hakikaten ecdadımız, evet, yani bir eyalet topluluğundan veya işte bir Selçuklulardan itibaren başlayan, evet, belli bir kesim topluluktan cihan devleti haline nasıl geldiler? Yavuz Sultan Selim zamanında da hilafet geçti. Evet, nasıl geldiler? Bunların sırlarını belki tarihçiler çok daha farklı yönleriyle, evet, biliyorlar. Biz İslami yol, dini ama olarak. Ama biz İslami yönden baktığımızda şunları görüyoruz. Hakikaten gerek Selçuklularda, evet, gerek Osmanlılarda bir defa problemleri çözme noktasında asıl kaynakları Kur'an ve sünnetti. Evet. Asıl kaynakları Kur'an ve sünnet. Zaten toplumu birleştirecek olan farklı ırkları, farklı renkleri, farklı eğilimleri bir kubbenin altında, bir çatının altında toplayacak olan sistem, evet, İslam'dır. Bunlar ümmet bilinciyle yaptılar. Evet. Ümmet bilinciyle, yani asıl gayelerinin, hedeflerinin ancak kitap ve sünneti hakim kılmakla ümmetin adil bir ümmet, adil bir idare olmasını temin ve tesis ettiler. Bakın, hani bir zaman 100. yüzyıl diye bir muhteşem yüzyıl diye bir, evet, evet, film vardı değil mi? Hocam bu arada hattımızda bir izleyicimiz varmış. Onun sorusunu, evet, bir alalım. Hemen tekrar konumuza devam edeceğiz. Sergen Karabacak Ordu'dan bizi arıyor. Hayırlı akşamlar Sergen Bey. İyi akşamlar. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Benim sorum şuydu ya. Ben daha önceden böyle çok yanlış bir hayat tarzım vardı. Evet. İşte tövbe ettim. Namaza başladım. Evet. Tövbe ettim, namaza başladım ama böyle sürekli içime bir vesvese geliyor. Tövbe aşağı, hani ben duruyorum normal, böyle oturuyorum. İçimden bir şey Allah inkar ediyor, hani vesvese gibi. Evet. Hani bunun tövbemin kabul olduğunu da sanırım. Bir daha hani ibadetlerim boşa gidiyor mudur benim? Peki. Yani bu vesveseden nasıl kurtulurum mu diyorsunuz? Onu mu sormak istiyorsunuz? Ya da sebeplerini mi sormak istiyorsunuz? Evet. Evet. Evet, bunun sebeplerini. Peki. Başka soru var mı bu konuyla ya da başka konuyla? Yok. Peki. Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah tövbenizi mübarek eylesin. İnşallah, evet, daim olur. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, hocam. Evet. Güncel şimdi, ve önemli bir konu bu. Evet.
Evvela bir insan yanlış yapabilir, evet, hata işlemiş olabilir. Cenab-ı Hakk'ın tevbe kapısı açık. Evet. Cenab-ı Hak tevbeyi de emrediyor, teşvik ediyor. Ve buyuruyor ki innallaha yagfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlar. Yeter ki kul bağışlanmayı istesin, ondan istesin. Evet. Ve huvellezî yakbelü tevbete an ibâdi. Allah Celle Celaluhu kullarının tevbesini kabul eder. Ve tûbû ilallâhi cemî'an eyyühel mü'minûn leallekum tuflihûn. Ey müminler, hepiniz birden topluca Allah'a yönelin, tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Evet. Tevbe ettikten sonra bir daha o işlediğimiz günahlara, yaptığımız hatalara dönmemeyi kesin samimiyetle murad ettiğimiz zaman, dönmemeye karar verdiğimiz zaman Allah tevbeleri kabul eder. Bu arada şeytan boş durmuyor, vesvese veriyor. Dün şunları şunları yapmıştın. Bugün şimdi sen tevbe ettin, namaz kılıyorsun, bu öyle da, mi? Bu da imanın bir göstergesi değil aynen mi hocam? Bunların hiçbirisini aldırış etmeyecek. Evet. Ve bu imanın gücünden aldırış etmeden, evet, kafasına ne geliyorsa yanlış bir duygu olduğunu bilecek. Tam tersine Allah'a sığınacak, devam edecek. Şeytan da zaten boş insanla uğraşmıyor. Boş insanla uğraşmıyor. Evet. Mutlaka böyle bir şey olduğu zaman, zihnine kötü fikirler geldiği zaman diyecek ki Allah yaratıcı, Allah her şeyi bilen, Allah rızık veren, Allah kanun koyan, evet, Allah seven. Öyleyse biz de onun kuluyuz. Ya Rabbi, ben şimdi sana sığındım, senin huzurundayım, senden istiyorum. Sen beni mahcup etme ya Rabbi. Bunlar içinden geçirdiği zaman o vesveseler hiçbir anlam taşımaz. Evet. Mesela insanın işte dediğim gibi kalbine gelen o kötü duygular biraz da imanın güçlülüğünden geliyor. Bu mücadeleyle de Allah katında, evet, da dereceler artıyor. Derece alır, derece, evet, alır. Evet. Ona devam edecek kardeşimiz. Evet. Hiç aldırış etmeyecek. Af buyurun, siz bir yola giderken yolun kenarlarında köpekler olsa, onlar size havlasalar, evet, siz yolumuzdan geri mi kalacaksınız? Köpeklerin havlaması sizi yoldan alıkoymayacak. Evet. Bir şekilde geçeceksiniz oradan. Onun için şeytan köpekleri havlar ve Kur'an ifadesiyle ve imma yenzagenneke mineşşeytani nezgun festaid billah, şeytandan bir vesvese gelirse hemen Rabbine sığın, Allah'a sığın. O her şeyi işiten, evet, her şeyi bilendir. Seni koruyan da odur. Onun kalesine sığınacağız. Peki zahiri olarak hocam ne yapması gerekiyor? Mesela abdest, zahiri olarak abdestini gezecek. Abdestini güzel alacak. Dua edecek. Ve Felak ve Nes surelerini okuyacak. Evet. Allah'a sığınacak. Auz besmele çekip. Evet. Yani özellikle vesveseden, bu tür olumsuzluklardan için abdestini güzel alacak. Evet. Çalışmalarına dikkat edecek. Gıdası helaldan olacak. Evet. Samimi olacak ve Felak ve Nes surelerini okusun. Onların da anlamlarına baksın ki, evet, yani nelerden neye sığınmamız gerekiyor. Bunu da bilirse inşallah bunlardan kurtulur. Ya ve bu yolda da yine ibadetlerini aksatmadan kesinlikle kararlı bir şekilde devam edecek ki şeytan boş kesinlikle durmuyor hocam. Allah, evet, bu seyircimizin de tövbesini mübarek etsin. Şimdi bu etsin. Muhteşem Yüzyıl, evet, filminde, evet, veya bunu tarihi hadiseleri anlatmak için yapıyorlar. Ama saptırmalar çok. Ben izlemedim onu. Bu kasıtlı olarak yapılan kasıtlı bir şey. Kasıtlı olarak, evet, bir yapılan bir şey. Ecdadımızı böyle çok kötü tanıtan tarihi ve hele padişahları, sultanları, evet, tahrifat, hükümdarları keyiflerine düşkün, zevklerine düşkün, sadece zevk insanı, evet, keyif insanı olarak tanıtan saçma bir film. Evet. Ancak İş öyle değil. Yavuz Sultan Selim kaç defa dünyanın her tarafına seferler düzenledi. Evet. Onlar büyük mücahit onların. Bütün sultanlar gerçekten İslam idaresiyle Osmanlı'nın idaresini, İslam idaresini çeşitli ülkelere, bölgelere ulaştırmak için geceli gündüzlü mücahede etmişler. Mücahede. Cihat. Yavuz Sultan Selim'den itibaren de İslam halifesi. Tabii de bir şey söyleyeceğim. Evet. Yavuz Sultan Selim ne kadar efendim toprak
elde etmiş cihat sonucunda. Evet. 6.400.000 kilometre kare. Yani 6.5 milyon kilometre kare diyelim. Evet. Kanuni Yavuz Sultan Selim'in oğlu değil mi? Evet. Kanuni 45 sene idarede kalmış. 45 sene. Fakat 45 senede öyle cihat hareketleri oluşturmuş ki Osmanlı toprakları 14 milyon bir rakama göre 800 küsür bin kilometre kare, bir başka ifadeye göre 14 milyon 500 küsür bin kilometre kare. E şimdi bunlar böyle eğer saraylarda keyif insan olarak yaşadılarsa, bu akıncılar, bu gerçek dünyaya Allah'ın dinini yaymak isteyen insanlar kimler yaptı bunu? Üç kıtaya, onlar, üç kıtaya nasıl hükmettiler? Evet, nasıl gittiler? İşte Allah onları tek söz innallâhe yerfa'u bihi kıvâmen. Allah nice toplumları Kur'an idaresiyle, Kur'an hürmetine, Kur'an ve sünnet bereketiyle yüceltir. Evet. Onları yüceltti. Hocam şimdi bir örnek vereceğim. Basit belki ama bugün ne hatırımıza geliyor ne de dikkat edebiliyoruz belki. Şimdi padişahların fotoğraflarına bakıyoruz. Belki tasvir ama büyük büyük sarıklar var başlarında hocam. Sarık peygamber sünneti. Bugün biz sarık saran kişiye dahi, camide dahi olsa böyle bir tuhaf bakıyoruz. Evet. Osmanlı belki çok küçük bir detay ama peygamber sünnetidir bu. Elbette. Dolayısıyla orada Osmanlı bir mesaj veriyordu. Padişahlar bir mesaj veriyorlardı. Biz peygamberin sünnetine bu şekilde bağlıyız. Ve bunu da bir şekilde zahiren gösteriyorlardı. Bir de şu var. Osmanlı halifelerinin ya da padişahların çoğu, evet, büyük çoğunluğu hem ilim erbabı, evet, askeri noktada büyük deha, aynı zamanda tasavvuf erbabıydılar. Evet. Yani bir Abdülhamid Han rahmetullahi aleyhi düşünelim. 33 sene memleket idare, evet, etmiş. Evet. Ama çok yönleri var. Birkaç padişah hariç hepsinin mürşidi var. Evet. Tasavvufta. Birçok yönleri var. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi kitap ve sünnet çerçevesinde, evet, insanı idare etmişler. Ha sıkıntılar olmamış mı? O zaman da olmuş. Fakat ne zaman bir sıkıntı olduysa onları yine kitap ve sünnet ışığında çözmeye çalışmışlar. İç isyanlar olmuş, evet, vesaireler olmuş. Fakat Allah Celle Celaluhu onları Kur'an ve sünnet hürmetine uzun dönemlerde yaşattı. Evet. Ve dünyanın ümidi idi onlar. Ha? Dünyada nerede bir mazlum varsa, evet, ümitlerini onlara bağlamışlardı. Zaten Osmanlı tarih sahnesinden çekilince meydan emperyalist kaldı. Emperyalist bu sefer kaldı. Şer güçler, evet, dünyayı idare etmeye başladı. Bugün İslam coğrafyasına bakıyoruz hocam. Kan, gözyaşı, zalimlik. Maalesef. Osmanlı yıkıldıktan sonra, evet, bütün dengeler bozuldu. Şer güçler ön plana çıktı. Evet. Ve İslam alemini coğrafi olarak parçaladılar. Parsellere ayırdılar. De bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok üzen bir şey. Ve İslam coğrafyasını böyle parçaladıktan sonra idarelerini değiştirdiler. İdarelerini. İdareleri kitap ve sünnet merkezli idarelerden uzaklaştırdılar. Batı merkezli, batı referanslı, evet, idarelere insanlığı yönlendirdiler. Dolayısıyla batı her zaman bizi batırdı. Şimdi de batırıyor, evet, yarın da batırır. Onun için biz bir defa referansımızı İslam'dan alacağız. Yani bu konuyu neden sordum hocam? Ceddimiz, başta Osmanlı'nın Selçuklu olmak üzere, Kur'an ve sünnete o kadar böyle büyük bir önem vermişler ki Allah-u Teala da onlara büyük bir lütufta bulunmuş ve önlerine açmış İslam'a ve dolayısıyla ümmeti de büyük hizmetlerde bulunmuş. Bunu bu anlamda sordum. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ahlakına birebir riayet etmişler hocam. Örnek. Peygamberimizin en çok üzerinde durduğu, evet, ümmet birliği. Evet. Çünkü yedullahi alel cema'a, Allah'ın rahmeti cemaat üzerinedir. Cemaat rahmettir. Ayrılık azaptır. Evet. Bugünkü zaten ayrılıklar en büyük hastalık, en büyük
ümmeti parçalayan, bölen, yok eden, zillete düşüren ayrılıktır. Evet. Hocam bir seyircimiz soru yazdırmış teknik masaya. Arkadaşlar ilettiler. Bu konuyu gerçi konuştuk ama kısa şekilde tekrar izah ederseniz kader ve kaza ne manaya geliyor diye. Yani kader ve kaza İslami olarak nasıl bunları anlaşılmalı? Tabii zaman zaman çok konuştuk. Evet, kısa olarak. Ama madem izleyicimiz sormuş. Evet. Kısaca hemen anlatalım. Şimdi kainatta ne oluyorsa, evet, ne olacaksa, şimdiye kadar ne olmuşsa bunların hepsi Allah'ın bilgisi ve takdiri düzenlemesi sonucunda olmuş, evet, olacak. Allah Celle Celaluhu daha kainatı yaratmadan önce sıfatları itibariyle kamil sıfatlarla muttasıftı. Hiçbir şeyi yaratmamış iken Allah yaratıcıydı. Evet. Allah bilinen şeyleri var etmeden önce her şeyi bilendi. Yerleri gökleri yaratmadan önce her şeye gücü yetendi. Evet. Dolayısıyla Allah kainatı yaratmadan önce, özellikle kader, kaza meselesi insanlarla ilgili. Özellikle. Evet. İnsanların yaratıldığında Allah biliyor ilmiyle iradelerini nereye kullanacaklar, nasıl kullanacaklar, nereye yönlenecekler, bunu Cenab-ı Hak ezelde bildiği için, evet, insanların neler yapacaklarını ezelde takdir etmiş. Ama Allah takdir ettiği için değil, insanlar ne yapacağı için Allah ilmiyle, çünkü kaderle ilim sıfatı, kader ilim sıfatıyla örtüşüyor. İlim olacak ki Allah kainat yaratmadan önce her şeyi biliyor. Bizim burada bu, evet, programı yapacağımızı da biliyor. Bu mekanda olacağımızı da biliyor. Niye? Bir vesileyle bir araya geleceğiz. İşte şu kadar zamandan beri program yapacağız. Evet. Şu konuları konuşacağız. Bunların hepsi ilahi kaderdir. Kaza nedir? Kaza da Allah'ın planladığı gibi olayların yeri, zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır. Ama burada şöyle anlaşılmamalı. Madem kader ve kaza varsa, madem her şey levh-i mahfuza yazılmışsa, kalem her şeyi yazmışsa, melekler her şeyi yazmışsa, o zaman bizimle suçumuz var. Bazıları var, kaderi yanlış yorumluyorlar. Evet. Kötülükleri yapıyor, cinayetler işliyor, bir takım ahlaksızlıklar yapıyor. Sonra diyor ki, benim ne suçum var? Benim ne suçum var? Evet. Kaderim böyleymiş. Öyle değil ki. Allah insana irade vermiş. İradesini kötüye kullandığı için suçlu. İyiye kullanırsa ödüllendiriliyor. Kötüye kullanırsa cezalandırılıyor. Evet. Öyleyse bir insan var, kaderi kendine maske yaparak sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Bir insan var, kader diye bir şey yok diyor. İnsan kendi kaderini kendi oluşturur diyor. İnsan kendi kaderini kendi oluşturamaz. Evet. İnsanın yaratılışı da Allah tarafından, insanın fiillerini yaratmak da Allah tarafından, hayrı ve şerri yaratmak Allah tarafından. Ancak hayrı Cenab-ı Hak tavsiye ediyor, şerleri yasaklıyor. İlla kul kötülük yapmak isterse onu da Cenab-ı Hak yaratıyor ama, evet, sorumlusu kul oluyor. Bizim eski tabirle bunu hep söylüyoruz. Tek cümleyle özetleniyor bu. Kul yapıyor, kul işliyor, Allah yaratıyor. Evet. Buna diyoruz ki eski tabirle, kul kasip, Allah halik. Kul işliyor, Allah yaratıyor. Kaderi böyle anlayacağız. Evet. Ne kaderi tamamen inkar edenler gibi, ne de kader maskesine bürünüp sorumluluğu tamamen üzerinden atanlar gibi olmayacağız. Evet. Her şey Allah'ın bilgisi çerçevesinde, nelerin olduğunu, nelerin olacağını, kıyamete kadar nelerin olacağını, kıyametten sonra nelerin olacağını Allah hepsini takdir etmiş, planlamış, yazılmış ve bunlar cereyan edecek. Evet. Şimdi hocam yavaş yavaş da program sonuna geliyoruz. Peygamber Efendimizin örnek ahlakını konuşurken tabii ki biz Efendimiz'e sadece kendi dönemine
has değerlendirmiyoruz. Yani o dönem yaşamış, yaşananlar o dönemde kalmış. Böyle bir İslami anlayış söz konusu değil. Çünkü nasıl Kur'an ve sünnet evrenselse, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ahlakı da bizim için sonsuza kadar dünya var oldukça evrensel ve bizim için örnek teşkil edebilecek mübarek bir hayat. Şimdi günümüze baktığımız zaman birçok şey bozulmuş vaziyette hocam. Yani işte bakıyoruz cinayetler, hoş olmayan hadiseler, işte toplumsal bozulmalar, ahlaki yaşanmış bazı kötü hadiseler hayatımızı çok olumsuz yönde etkiliyor. Hepimiz muzdaribiz. Ve suçlu arıyoruz hocam. Yani nerede hata yaptık, neden bu hale düştük? Böyle bir arayış içerisindeyiz. Şimdi biz bu olumsuz meselelerle beraber Kur'an ve sünnet, dolayısıyla İslamiyet ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti, yani örnek hayat, bunlardan uzaklaştığımız için mi bu hale düşüyoruz? Evet. Dikkat etmiyoruz. Yoksa başka türlü etkenler mi var hocam? Şimdi her şeyden önce Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın buna ettebat alel mebde diyoruz. Evet. Yani ilkeli olmak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak görevlendirildikten sonra, yani Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görevlendirdikten sonra Efendimiz hangi insanın yanına gitse, tek başına veya toplum içerisinde o insanlara bir şey söylüyordu. Evet. İlk tebliğ, ilk davet bu. Ne diyordu? Kulu la ilahe illallah tüflihu. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Bunu niye söylüyor? Gerek Arap Yarımadası'nda, gerekse dünyanın çeşitli coğrafyalarında ne vardı? Her şey rotasından çıkmıştı. Evet. Tevrat bozulmuş, İncil bozulmuş ve o günkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak tanımıyor, Allah'ın oğlu olarak tanıyorlar. Yahudiler Tevrat'ı olmadık şekilden şekle dönüştürmüşler. Böyle bir dönemde Peygamberimiz peygamberliğini icra etmek için olabildiğince geceli gündüzü çalışıyor. Zaman zaman kendi amcasına, evet, Ebu Talib'e, Müslüman değildi ama Peygamberimize kol kanat geriyordu. Müşrikler müracaat ederek, şu yeğenine söyle bizim dinimizi tenkit etmekten vazgeçsin, putlarımıza dil uzatmaktan vazgeçsin diye ricada bulunuyorlar. Ebu Talip de geliyor, Peygamberimize çok sevmesine rağmen diyor ki bak böyle böyle diyorlar. Evet. Bu işten vazgeçin. Vazgeçersen sana işte mal servet verecekler. Seni Mekke'nin en güzel kızlarıyla evlendirecekler. Seni kendilerine reis yapacaklar. Peygamberimiz öyle ilkeli ki diyor ki o kadar sebat, istikrar. Çünkü peygamber vazifesini icra edecek. Vallahi ey amcacığım, güneşi sağıma, ayı soluma koysalar, bu davayı bırakmam karşılığında, evet, vallahi ben bu davadan vazgeçmem. Allah bu davayı tamamlayıncaya kadar bu mücadeleye, bu kararlılığa devam edeceğim diyor. Şimdi aynen İstanbul'u fethetmek için Konstantiniyye'yi zaman zaman o zamanın idarecileri seferler düzenlemişler. Ama Allah Fatih'in elinde müyesser kılmış bunu. Fatih ne diyor? Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul uğruna kendimi feda edeceğim. Evet. Dediği gibi Peygamberimiz de İslami ilkeleri merkeze koyuyor. Diyor ki bunları mutlaka uygulayacağız. İnsanlığın kurtuluşu kitap ve sünnetin hayata uygulanmasına bağlı. Bunlar hayata uygulanırsa ümmet kurtulur. Kurtuldu mu? Arap Yarımadası'nda Medine-i Münevvere'de tesis edilen İslam devleti genişledi ve sınırlar olarak dünyanın dört tarafına yayıldı. Evet.
İslam mesajı her tarafa ulaştı. Onun için Efendimizin sünnetinden, uygulamalarından, devlet idare yapısından, evet, toplumu sevk ve idare ilkelerinden ümmet ayrıldığı için maalesef asıl bugünkü mahkumiyetin, bugünkü zilletin, bugünkü batılı ve batılıları örnek almanın sonucu ümmet bu hale düştü. Tek sebebi, yani peygamberin koyduğu kuralları uygulamamak. Sözde peygamberimiz, ama nerede kabul ediyoruz peygamberimizi? Namazlarda, evet, nafile ibadetlerde, sadece sarık sarmada değil, evet, sadece sahal bırakmada değil, sadece nafile ibadetler yapmada değil. Nerede kabul edeceğiz? Orduyu oluşturmada. Bak, peygamber ordusu diyoruz. Evet. Mehmetçik diyoruz. Peygamber ocağı diyoruz. Hayatımızın niye her... peygamber ocağı deniliyor? Evet, her alanında olması gerekiyor. O zaman komutanı da peygambere uygun komutanlık yapacak. Evet. Askeri de peygamberin yetiştirdiği orduya uygun asker olacak. Devlet başkanı da peygamberimizin özellikleri neyse devlet idaresinde onları taşıyacak ve idareye, idarenin merkezine Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti konulacak. Tağutî sistemlerden tamamen vazgeçilerek asıl öze dönülecek. Asıl öz. Hocam, dini hayatımızı camilere ve evlerin odalarına hapsettiğimiz gibi peygamberimizin örnek ahlakını da aynı şekilde sadece amelimizde veyahut da dinimize has yaptığımız ibadetlere hapsediyormuşuz gibi bir şey var şu evet. anda, durum var. Yani hayatımızın her alanında olması gerekmiyor evet. Efendimizin. Evet. Şimdi bakın, devlet babadır. Devlet öncüdür. Evet. Devlet merhametlidir. İdare, yani idare. İdare aynen bir aile reisinin kendi aile fertlerini nasıl düşünüyorsa, devlet de kendi tebaasındaki, kendi idaresi altındakileri öyle düşünecek. O zaman huzurlu bir hayatın oluşmasında evet. topluma zarar veren, ailelere zarar veren, fertlere zarar veren, canlılara zarar veren, tabiata zarar veren ne kadar zararlı noktalar varsa bunları ortadan kaldırma görevi devletin görevi. Evet. Ne kadar faydalı, toplumu birbirine kaynaştıracak olan, sevdirecek olan, geliştirecek olan, mutlu kılacak olan ne kadar faydalı şeyler varsa bunları yayacak olan merci de devlettir. Evet. Devlet bunları yaparsa, çünkü bakın siz dediniz ya camilere sıkıştırılırsa İslam. Evet. Evet. Bugün siz camilerde İslami olmayan yaşantıları anlatın durun. Dışarıda eğer sizin söylediğinizin aksine serbestlikler varsa ve bir yerde onlar serbest bırakılmışsa, sizin camilerde bunları yapmayın demeniz ne anlam ifade eder? Siz miladi yılbaşını kutlamak Yahudi'ye, Hristiyan'a benzemek oluyor deyin. Yahut da piyango bileti kumardır deyin. Diyanet İşleri Başkanlığı geçen seneydi. Evet. Piyango biletine kumardır dedi. Haramdır dedi. Hemen kıyameti kopardılar. Siz deyin durun. O zaman asıl merci neresiyse o bu haram olan şeyi ortadan kaldıracak ki toplum ona uysun. Evet. Trafik kurallarını devlet koymuyor mu? Trafik kurallarına uymadığı zaman cezai mucip mi? Evet. O zaman insanlığın saadetini oluşturacak kurallar konulacak, zararlı şeyler kaldırılacak. Bakın bugün trafikte yollar genişletiliyor, yollar çift yapılıyor. Yollarda gerçekten rahat bir yolculuğu sağlayacak ne kadar çalışmalar varsa hepsi yapılıyor. İnsanlık hayatında da gerçekten insanlığı rahat bir hayata kavuşturacak ilahi kurallar konularak, peygamberi nebevi tavsiyeler uygulanarak model ve modern medeni gerçekten çağdaş. Ben o manada çağdaş diyorum. Evet. Aslında çağdaşlık o ha. Evet. Yoksa yanlışları yaparak çağdaşlık olmaz. Kadınları soyup soğan ederek çağdaşlık olmaz. İçki tüketerek çağdaşlık olmaz.
Kumarı geliştirerek çağdaşlık olmaz. Başkalarını özenerek, bezenerek çağdaşlık olmaz. İslam'ın gücünü oluşturan, adaletini uygulayan, ki Peygamberimizin işte ahlakından, model hayatından en büyük nasip alacağımız şey adalet. Evet. Ağırbaşlılık, yumuşak huyluluk, affedicilik ve insanları gerçekten birbirine kaynaştıracak ilkeler. Evet hocam, son 5 dakikamız var. Bir sorum daha olacak müsaadenizle. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'in örnek ahlakını konuşuyoruz. Bir de Peygamberimizden bu tarafa bu ahlakı günümüze kadar taşıyanlar var. Mesela kimler bunlar? Bir hadisi şerif var. Onu da sizden rica edeceğim. İşte Peygamberimizden sonra işte sahabe nesli, sahabeden sonra tabi'in nesli, onlardan sonra işte İslam uleması, müştehit imamlar, mürşid-i kamiller, veli kullar, yani ehli sünnet dediğimiz alim ve ulema zatlar günümüze kadar hem Kur'an ve sünneti hem de Peygamberimizin ahlakını bugüne kadar taşımışlar. Fakat yine baktığımız zaman günümüzde sanki hiçbiri yaşamamış, hiçbiri bedel ödememiş, hiçbiri Kur'an ve sünneti bugüne kadar taşımamış, böyle bir zatlar yokmuş gibi bir hava var. Yani bu mübarek zatları tanımamız gerekmiyor mu hocam? Bunları bizim kendimize, işte başta Peygamber Efendimiz'e ulaşma, ondan sonra da Allah-u Teala ulaşma noktasında rehber edinmemiz gerekmiyor evet mu? Evet. Şimdi bir defa tarih bütün yönleriyle üretilmesi lazım. Evet. Bize kadar gelen tarih, manevi güç noktasıyla, maddi yönüyle, milli yönüyle, bütün yönleriyle tarihin üretilmesi lazım. Evet. Tarihte öncüler kimler? Şimdi insanlığın düzelmesi için iki tane lokomotif var. Ya da iki sınıf lokomotif var. Peygamberimizin ifadesi. Sınıfani minen nas, evet. İza salaha salahan nas ve iza feseda feseden nas. İnsanlar içerisinde iki rol model lokomotif var. Birisi el umara idareciler sınıfı. Evet. İki el ulema alimler sınıfı. Bu iki sınıf düzelirse toplum düzelir. Bu iki sınıf bozulursa toplumda bozulur. Evet. Onun için yani bize şimdiye kadar örnek oluşturmuş. Nerede? İdarecilikte. Nerede? İlimde. Nerede? Ahlaki değerlerde. Evet. Nerelerde? Bize ulaşan İslam'ı yaymada, anlamada, yaşamada bunların nesillere öğretilmesi lazım. Nesillere öğretilmesi lazım. İyi öğretilmesi nereden bilecek? Hocam bu hadis-i şerif var mı? Yani benden sonra işte halifelere, işte İslam ulemasına, veli kullara, salih kişilere tabi olunuz diye. Elbette. Elbette. Yani bunlar bizim Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Evet. Yani bunlar kademe kademe, çağdan çağa geliyor. Yani peygamberimiz zamanında peygamberimize. Evet. Ondan sonra sahabelere, sahabelerin başındaki halifelere. Evet. Oradan aşağı doğru devlet başkanlarına. Nerede uyacağız onlara? Kitaba ve sünnete uygun olan hayatlarına, onları kendimize rehber örnek ahlakını. Örnek alacağız. O da tabii ki Kur'an ve sünnete göre hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine Allah nasip ederse devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocamız emekli müftü Ahmet Akgül ile birlikte Peygamber Efendimizin örnek ahlakını konuştuk. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.